Tamam. Ne bu? Metaşüto. Начинай делать бомбу, которая мне нужна. Senden istediğim bombayı hemen yapmaya başla. Ivan, bir daha buraya gelme. Beni deşifre edersen herkes bedelini öder. Aslında sen hep beni anlıyordun, değil mi? Alo. Yarım saat sonra atacağım konumda. Tamam, orada olacağım. Eski günlerdeki gibiyiz ha. Yine yan yana, omuz omuza. Yok Veli. Bizim eski günlerdeki gibi olabilmemiz için senin polis olman lazım. Niye? Çünkü omuz omuz olduğumuz zamanlar sen bir polistin. Doğru. Doğru. Ben bir polistim ama polisliği çok özlediğim söylenemez. Yalan söyleme. Köpek gibi özlüyorsun mesleği. Tamam. Tamam, özlüyorum. Ne yapabilirim yani? Niye bugün otoparktaydın? Ne işin vardı orada? Ortak bir düşmanımız var Kadir. Ben de senin düşmanın değil miyim? O nereden baktığına göre değişir. Bak. İkimiz birbirimizi çok iyi tanırız. Sen benim çizgimi bilirsin, sınırlarımı bilirsin. Ben de senin sınırlarını bilirim. Bak Zeynep benim sınırımdır. Ve sen beni geçip Zeynep'le uğraşmaya başladın. Kadir. Lafımı bitirmeme müsaade et. Bak Zeynep'in içeride olmasının sebebi sensin. Selim'e bu tuzağı sen kurdurttun. Selim de senin lafını dinleyip kızı içeri attırdı. Yanlış. Benim hiçbir alakam yok. Lan. Lan benle. Bak, senle bir takas yapacağız. Ben sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Yalnız lafını kesiyorum. Zeynep'e karşılık bir bilgiyse bu çok kıymetli olmalı. Çok kıymetli bir bilgi. Ben sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Sen de Zeynep'i içeriden çıkartacak delili vereceksin bana. Var mı elinde böyle bir şey? Sence? Bak, konu Zeynep olunca ben de evliya gibi bir sabır var. Aslında seni şurada sallandırmam gerekirken ben sana böyle bir şey yapmıyorum. Uzatma. Neymiş o vereceğin bilgi?
Aileni katleden kişinin kimliği benim elimde. Aileni katleden ekibin başı. O adamın kim olduğunu biliyorum. Benim de kellemizi isteyen adam aynı zamanda senin aileni katleden kişi. Ailesizliğin ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim. Ailenin önemini ben çok iyi bilirim. Ben ortadan kaldıracağım. Onu da bir zamanlar kardeş dediğim adam için yapacağım. Çünkü ben ortadan kaldırdığım zaman o geceyle ilgili bütün hesabım, kitabım bitecek. Ben hala o gecedeyim Kadir. Annemin, babamın, kardeşlerimin cesedine bakıyorum. Ama şimdi bir fırsat çıktı. Bir fırsat çıktı. Ailemi öldüren o şerefsizin gözünün içine bakma fırsatı. Onu ya sen bulacaksın ya da ben. Ama eğer senden önce karşıma çıkarsa onun gözlerini oyacağım. Gözlerini oyacağım. Benim ailemi kimin öldürdüğünü biliyor muydun?
Sana söylüyorum lan! Biliyor muydun? Benim ailemi İvan denen o şerefsiz öldürdü. Onu buradan çıkarken gördüm. Bana bir şey söyle. Bana bir şey söyle! Hatırlamıyorum. Bilseydim söylerdim herhalde. Eğer bir şey bilip de sustuysan, hele bu işte parmağın varsa, seni Kadir'e bırakmam. Duydun mu beni? Kadir'den önce bulurum seni. Duydun mu? Bırakın. Ali, her şeyden emin olduğunda gel. Geleceğim. Hepiniz duyun lan. Hepiniz duyun. Emin olduğumda geleceğim. Ali, seni öldürmemek için kendimi zor tutuyorum zaten. Sabrımı zorlama. Yoksa seni gebertirim. Bedeli neyse de onu öderim. Geleceğim. Bu numarayı aradığında patlayacak. Bomba zervotsa srazu posti zvanka pahitomu numero. Kimin havaya uçurulacağını bilmem lazım. Mne nada znat, kavo ti sabraysa zarvat. Bomba bu. Çocuk oyuncağı değil. Etrafını hallaç pamuğuna çevirir. Onun için önlem almam lazım. Kim? Böyle mi? Kadir mi? Patladığında görünürsün. Niye kendi öldürmüyor? Hı? Veli ile Kadir'i niye kendi öldürmüyor? Şüphe duyduğu bir şey var. Emin olduğunda karşılarına çıkacak. Ha. Zeynep'i kurtarmaya yeter. Selim'in bankada Zeynep adına işlem yapan bankacısının adı var. Bir de Selim'in ıslak imzalı itirafı. Ben de sözümü tuttum. Alo Cemile. Kadir, Zeynep adliyeye mi götürülüyor? Doğrudur, doğrudur.
Bende babamın ses kayıtları var ama bu tek başına yetmez. Benim de elimde bir şeyler var. Şimdi ikimiz elimizdekileri birleştirdiğimiz zaman Zeynep kurtulur. Adliyede görüşürüz. Senin bir tebessümün için var ya... ölünür be Zeynep. Abi. Kim bu kadın? İvan'a çalışıyormuş. Bulun onu. Bulduktan sonra takip edin. Yem olup olmadığına bakın. Eğer yem değilse bana haber ver. Gerisini ben hallederim. Tamam abi. Telefonu cevap verdiğine göre hala hayattasın demektir. Ben ölürsem telefonla aramana gerek kalmadan öğrenirsin. Sen ölürsen ben onu nasıl öğrenirim Veli? Ben öyle sessiz sedasız gitmem. Bir gün. Bir gün yani eğer ölürsem en azından bütün emniyet öldüğümü öğrenir. Ben hayatımda senin kadar kendini seven başka bir adam görmedim. Ya yok bak benim günahımı alıyorsun. Ben ara ara kendimden nefret de ediyorum. En azından onu becerebiliyorsun bak. Ölmeden seninle konuşmam lazım. Olur. Söyle nerede? Konum atacağım sana. Ne oldu? Niye çağırdın? Yapma. Biz eski ortağız. Ben ortağımın yüzünden başına bir şey geldiğini anlarım. Ne olacak işte? Aynı şeyler. Ölüyorduk yine. Olur öyle şeyler. Sonuçta peşimizde Rus bir cellat var. Elinde çiçekle bizi karşılayacak değil ya. Bu sefer... yalnız değildim. Bu sefer yanımda başka birileri vardı. Beni hırpalayan da bu zaten. Ölselerdi ne hissettiğimi anlardın. Ben senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama benim senin ne hissettiğini çok iyi anlamam senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sen bunu hep hatırlamak istiyorsun. Çünkü bu acıdan besleniyorsun. Seni bunu hatırlamak hoşuna gidiyor. Öyle değil mi? Kurtaramadım. Yetişemedim beni. Niye çağırdın beni? Ne söyleyeceksin? Biri beni kolluyor. Beni tanırsın.
Senin için hayatta böyle bir şey yapmam. Senin yapmayacağını biliyorum zaten. Orası belli. Geri zekalı değilim. Başka birisi var. Ve o her kimse beni bugün ipten aldı. Kim olduğunu biliyorsun değil mi? Bildiğim bazı şeyler var. Ama bunu söylemeyeceğim sana. Sen kendin yüzleşeceksin yakında. Yüzleştiğin zaman da bana benzeyeceksin. Eski Kadir gidecek. Yerine yeni bir Kadir gelecek. O Kadir de bana benzeyecek. Benim gibi olacak. Az kaldı Kadir. Çok az kaldı.